Değerli sanatseverler, günaydın. Kucak kucak dolusu sevgiler. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sanat Cep'te uygulamasının Instagram hesabı üzerinden yapacağımız canlı yayına hoş geldiniz. Oldu bizlere. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. İbrahim Raci Öksüz bizle beraber olacak. İzmir Devlet Tiyatrosu'nun oyuncusu, değerli sanatçısı. Ben Deniz, Devlet Opera Balesi sanatçısı ve genel koordinatörü Oğuz Sırmalı. Hepinize hoş geldin diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Güneşli bir günde yine sanatseverlerle beraberiz. Teşekkür ederim. Güneşli bir günde sanatseverlerle böyle bir odaya hapsolarak görüşmek kötü bir şey tabii ama buna da şükür diyoruz. Umarım daha güzel günlerde kavuşacağız sevgili izleyicilerimize. Şu anki haberleri takip ettiğimiz kadarıyla da zaten bu çok uzak değil. Güzel haberler alıyoruz. İnşallah Mayıs sonu, Haziran başı gibi hayatımız normalleşmeye başlayacak. İnşallah biz de sahnelerimize kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Hocam, siz biraz kendinizden bahseder misiniz? Bizler sizi çok iyi tanıyoruz ama sizi tanımayan sanatseverlerimiz için biraz kendinden bahsetmeniz mümkün mü lütfen? Tabii ama önce Sanat Cep'te ile sanatseverlere ulaşabilmenin mutluluk verici olduğunu söylemek istiyorum. Bu güzel uygulama için emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle birçok sanatçı arkadaşımız bu evde kapalı kaldığı günlerde bir şeyler yapma çabası içinde. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı sanatçılarımızın bu arzularını yerine getirmek için az da olsa Sanat Cep'te uygulamasının katkısı var. Bu çok önemli bir katkı. Bunun için başta siz olmak üzere bütün emek verenlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Daha hocam. Önceki programlarda Sayın Genel Müdürümüz Mustafa Kurt, Sayın Opera Genel Müdürümüz ve müdürlerimizle röportajlar gerçekleştirdiniz. Onlar hep böyle normalleşme günlerinde neler yapacaklarından, projelerinden söz ettiler. Ben burada emekliliği yaklaşmış bir devlet tiyatrosu sanatçısı olarak o günlerin hayalini kurup mutlu oldum. Evet, dilerseniz şimdi de kendimden söz etmek istiyorum. Lütfen. Ben 1957 yılında İzmir Bornova'da dünyaya geldim. İlk ve orta eğitimimi Bornova'da tamamladıktan sonra, Bornova Supi Koyuncuoğlu, şimdi Anadolu Lisesi oldu. Supi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldum. Ve 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk bölümüne girdim. Öğrenci olduğum yıllarda aynı zamanda da Devlet Tiyatrosu'nda figüran, yani gövmeyeli sanatçı olarak çalışmaya başladım. Çünkü okuyabilmek için ihtiyacım vardı. Annemi babamı çok genç yaşlarda kaybetmiştim. Ancak Devlet Tiyatrosu'ndan aldığım ücretle yaşamımı sürdürebilme durumundaydım. Nur içinde yatsınlar. O zamanki Devlet Tiyatrosu Müdürü Sayın Çetin Köroğlu ve diğer ablalarımız, abilerimiz bana çok destek çıktılar o yıllarda. Hem okudum hem de oyunlarda oynadım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok ilginçtir. Çetin Köroğlu rahmetli Venedik tacirini sahneye koymuştu. Kendisi Tubal'i oynuyordu. Tubal yaşlı bir karakter biliyorsunuz. Ve yine aynı yaşlarda Tubal'in Şaylo oynuyordu. Şaylo'nun arkadaşı da Tubal var. Aşağı yukarı eşit yaşlarda Tubal rolünü bana vermişti. Ben o genç yaşta makyajla Tubal rolüne çıkmıştım. O kadar destek çıktılar. Yani karşısında çok önemli bir rolü bana verebilecek kadar destek olmuşlardı. Bunun için de yatsınlar. 1983 yılında okuldan mezun oldum. O yıllarda Devlet Tiyatrosu konservatuvar dışında hiç kimseyi almıyordu kadroya. Konservatuvar tiyatro bölümü mezunları dışında. İlk kez Turgut Özakman'ın genel müdürü olduğu yıl, Turgut Özakman artık üniversitelerinde tiyatro bölümleri var. Biz onlara da bu kapıyı açık bırakmak için sınav açıyoruz. Sınavı kazanan herkes Devlet Tiyatrosu'na girmeye hak kazanacak dedi ve bir sınav başlattı. 1983 yılında biz 16 arkadaşımız Devlet Tiyatrosu giriş sınavına girdik ve kazandık. Yarımız Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda, yarımız da Adana Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladık. Ben Adana'da 6 yıl kaldım, 6 yıl görev yaptım. Çok değişik oyunlarda güzel roller oynadım. Bir dönem müdür yardımcılığı görevinde de bulundum.
6 yılın sonunda İzmir'e tayinim çıktı. Ve o gün bugün İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yapıyorum. Neler yaptım bugüne kadar? Birçok değişik oyunda, çok güzel, irili ufaklı da oynadım, başrolde oynadım. 2001-2002 sezonunda sanıyorum İzmir Devlet Tiyatrosu'nda sergilenen Nilvano Engindeniz'in yazdığı Gökkuşağı'nın Altında adlı çocuk oyununu yönettim. Bu ilk rejimdir benim. Beğenildi sanıyorum. Aynı yıl İzmir Karşıyaka Belediyesi tiyatrosunda da Romanyalı yazar Vişniyekin küçük bir iş için yaşlı bir palyaço aranıyor adlı oyununu yönettim. İlk ve son reji denemelerim bunlar. İyi olduğunu söylediler ama ben maalesef biraz sinirsel bir takım hastalıklara kapıldım. Çünkü çok fazla titiz çalışıyorum çalıştığım zaman. Oynadığım role de çok titiz bakıyorum. Reji yaparken de fark ettim ki onu yapıyorum ve bunun bana zararı dokunuyor. Herkesin yapacağı iş değil ve ben oyuncuyum dedim. Bundan sonra oyuncu olarak kal İbrahim Raci dedim ve oyuncu olarak devam ettim. Bu arada radyo tiyatrolarında, eskiden radyo tiyatroları arkası yarınlar vardı biliyorsunuz. Radyo tiyatrolarında arkası yarınlarda yıllarca görev aldım. Birçok televizyon dizisinde, sinema filminde rol aldım. Reklamlarda rol aldım. Radyo oyunu ve skeç yazdım. Çok fazla sayıda skeçim radyoda yayınlandı. Hatta öyle bir olmuştu ki belli dönemlerde çok özel günlerde bana telefon açıp yapımcı arkadaşlar İbrahim'cim bir skeç yazar mısın şu günle ilgili diye ısmarlama skeçler de yazdım. Bunların içinde çok iyi olanlar da vardı. Çoğunu hem yazdım hem de oynadım. Ve şöyle söyleyeyim 1977 yılında fuar temsilleri vardı o zamanlar devlet tiyatrolarının. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda değil ama İzmir Fuarı'nda Ankara Devlet Tiyatrosu'nun turneye gelen bir oyununda Koç Yiğit Köroğlu'nda Bolu Bey'in adamlarından birini oynadım. İlk profesyonel para alarak sahneye çıktım oyun oydu. Bozkurt Kurucu'nun oynadığı, rahmetli Haluk Kurdoğlu'nun görev aldığı, Zafer Ergin'in görev aldığı oyunda. O yıl daha sonra, bir yıl sonra hocalarım olacak insanlarla aynı sahneye çıktım. Bunların içinde rahmetli Mehmet Büyükağaoğlu vardı. O da oyunda oynuyordu. Okulu kazandığım yıl oynadım. O yıldan mezun oluncaya kadar 1983 yılına kadar 6 yıl çalıştım. Yani profesyonelce çalıştım diyebilirim. Şu ana kadar 43 yılımı devlet tiyatrosunda geçirmişim. Dile Bu yıl kolay. 43. yılım. Geçtiğimiz sezon devlet tiyatrolarının 70. yılıydı biliyorsunuz. 70. yıl kutlamaları yapıldı, etkinlikler Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de de olacaktı. Maalesef pandemiye kurban gitti. Yapamadık, gerçekleştiremedik. 70. yıl etkinliklerinde görev aldım. Yani şöyle söylersek bu 70 yılın 43 yılında, yani geçen yıla göre söylersek 42 yılında ben devlet tiyatrolarında varmışım. Bunun için de son derece mutluyum. Dile kolay tabii ki. Dile 43 kolay. yıl az buz değil. Geçtiğimiz sezon Haldun Dormen'in yazıp Sabri Özmener'in yönettiği, sözlerini Zeynep Talun'un yazdığı, Serpil Günsel'in yaptığı müziklerini Kantocu adlı oyunda oynamaya başladım. Kantocu müzikali benim yaşamımda çok önemli bir yeri olan oyun. Şöyle söyleyebilirim. Doğma büyüme Bornovalı bir sanatçı olarak yaşayabileceğim en güzel şeyi yaşadım. En güzel mutluluğu yaşadım. Çünkü Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Grup sahnesi ile açılışını yaptı ve o açılışta Kantocu oynandı. O oyunda ben de vardım. Yani bir Bornovalı olarak doğup büyüdüğüm yerde İzmir'in en güzel tiyatro salonunun, en güzel opera salonunun olduğu salonda oynama şerefine eriştim. Bu benim için çok büyük bir mutluluk, olağanüstü bir şeydi. Evet, geçen 70. yıl kutlamalarında da bir mutluluk daha yaşadım. Yıllarca çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, hep onun gibi olmak istediğim sanatçılardan biriyle aynı sahneyi paylaştım. Sevgili
Münir Caner abimiz. 70. yıl etkinliklerinde onunla birlikte sahneye çıktım. Onunla tanıştım. Aynı kulisi paylaştım. Bu benim için çok büyük bir mutluluk. Yani 42 ve 43. yıllarımda çok büyük mutluluklar yaşadım. Daha ne olsun ki? Kantocu çok özel bir oyun oldu. Haldun Dorman oyun broşürüne şöyle yazmış. Şuradan okuyayım isterseniz. Kantocu ile ilgili niye yazdığını. Kantocu'yu niye yazdım? Yazdım çünkü Peruzların, Şamramların, Mari Ferhaların, Amalyaların kantolarıyla ortalığı kasıp kavurdukları devirleri hep merak etmiş, bu efsanevi kişilerin yaşam öyküleriyle bulabildiğim kadarıyla yakından ilgilenmeye çalışmıştım. Ermeni vatandaşlarımızın Türk tiyatrosunun temel taşlarını oluşturduklarına hiç şüphe yok. Bence kantoları da Türk müzikallerinin başlangıcı olarak kabul edilmesi gerekir. Evet, niye yazdığını Haldun Dorman kısaca özetlemiş. Oyun Cumhuriyet öncesi Müslüman Türk kadının sahneye çıkabilmek için ne güçlüklerle mücadele ettiğini anlatıyor. Ve daha sonrasında da Cumhuriyet'in ilanından sonra birçok alanda kavuştuğumuz özgürlükler gibi Türk kadın sanatçılarının da özgürlüklerini elde ettiklerini ve ilk kez sahneye çıktıklarını anlatan bir oyun. Bu açıdan da Cumhuriyet'in bize kazandırdıkları açısından bunları göstermesi, sanatçılar açısından göstermesi için yazılmış ve çok önemli oyunlardan biri bence. Bunu yapıyor oyun. Oyunda genç arkadaşlarımız rol alıyorlar. Geçen yıl hepsi hemen hemen kadroya geçtiler. Operada da olduğu gibi bizde de bu çok yetenekli birçoğu ödül aldı. Daha ilk oyunlarında okuldan mezun olup oynadıkları ilk oyunlarında ödüller aldılar. Birçok ödül aldı Kantocu. En iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, yardımcı oyuncu, yönetmen ödülü, en iyi oyun ödülü. O açıdan da çok mutluyum. Çok güzel bir oyun oldu. Birçok ile turne yaptık. Devlet Tiyatrosu'nu biliyorsunuz. En önemli görevleri arasında turneler yapmak, tiyatrosu olmayan kentlere gidip oralara tiyatroyu götürmek. Birçok ile turne yaptık. Pandemiye yakalanmasaydık daha birçok ile gidecektik, birçok seyirciyle buluşacaktık. Bu Umarım kapalı gece normalleşmek oynayanı da sonrası oyunumuz tabii tekrar. Kantocu. Sanatseverlerin çok ciddi bir ilgisi var Kantocu'ya. Evet. Eminim bilet bulamıyorlar. Hatta Evet. Sanat Cepte uygulamasından bu Kanto'ya bilet almak isteyen değerli sanatseverlerimiz ulaşamayacaklar şu anda. Pandemi nedeniyle sahnelerimiz kapalı ama Sanat Ne güzel. Cepte üzerinden biz bu Kantocu ile ilgili belki ufak bazı trakları sanatseverlerle buluşturabiliriz, öyle değil mi hocam? Yani benim için biraz zor tabii de ona nedenini söyleyeceğim birazdan. Ama tabii ki size bir sürprizim olacak benim de. Ben şöyle söyleyeyim seyircilerin bilet bulamamaları konusunda. Ben bu uzun tiyatro yaşamımda bir şeye tanık oldum geçtiğimiz yıl ve çok 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 ama çok mutlu oldum. Nedir diyecek olursanız Konak Tiyatromuzun güzel bir bahçesi var biliyorsunuz. Lokalimiz var. Gişeyi görebiliyoruz oturduğumuz yerden. Gişede uzun kuyrukları izleyebiliyoruz. Orada tartışmalar yaşanıyor bilet alabilmek için. Maalesef idareyi suçluyorlar, gişe memurunu suçluyorlar, seyirciler neden bilet bulamıyoruz, neden bilet bulamıyoruz? Çünkü biletlerimiz çıktığı an tükeniyor. Çıktığı an internet üzerinden satılıyor, gişede satılıyor. Seyircilerimiz bekliyorlar böyle yani sabahın köründe gelip kuyruğa giriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ve yaşadığım en önemli şeylerden biri dediğim şu. Seyircilerimizi lokale davet edip ben çay ısmarlamak durumunda kaldım onları yatıştırabilmek için. Ve inanın o kadar mutluydular ki bulamıyoruz dediler. Onlara nedenini anlatmaya çalıştım. Bulursunuz dedim. Yardımcı olmaya çalıştım. Hatta müdürümüz Levent Ulukut'a ilettim olayı. Bazı arkadaşlarımıza, bazı seyircilerimize kendi kontenjanından bir iki kişi de olsa davetiye verdi. O şekilde yatıştırmaya çalıştık. Yani seyircinin bilet alamama konusundaki kızgınlığını yatıştırabilmek için onlara çay kahve ikram ediyor olmak çok güzel bir şey. Anlatılmaz bir duygu sanıyorum. Evet. Ne diyorduk? Tiyatromuzdan uzak kaldığımız bu dönemde, bu evde kal günlerinde sizlere ve tabii ki tiyatroya olan
özlemime katkısı olsun diye bir şeyler yapmak istedim ben de. Ve bunu çok sevdiğim bir oyunla yapmak istedim. Kantocu değil tabii. Kantocu değil çünkü oyunda kavukluyu oynuyorum ve karşımda bana eşlik eden bir şekerim, o da yeni kadroya girdi, sevgili Uğurcan Özfırıncı, yok Özfırıncı pardon, düzelteyim. Onunla karşılıklı oynuyoruz. Oyunda 15 dakikalık bir bölümümüz var. Kavuklu Pişeker, karşılıklı atışma sahnemiz var. Oyun içinde çok farklı bir renk olduğu söyleniyor. Bana göre de öyle. Çok da iyi gidiyor sanıyorum. O yüzden size oynayamayacağım dedim. Tek başıma oynayamayacağım maalesef. Bir de Ama bir şarkım var ama sürpriziniz var demiştiniz. efendim? Ama bir sürpriziniz var. Evet, sürprizim başka bir oyun. Hangi oyun? Haldun Taner'den bahsetmek istiyorum. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri Haldun Taner ve büyük devlet adamı, tiyatromuzun hamisi Ahmet Vefik Paşa ile seslenmek istedim bugün seyircilerimize. Önce kısaca Haldun Taner'i anlatayım isterseniz, çok kısa. Türkiye'de epik durum ve kabare tiyatrosunun öncülerinden Haldun Taner. Eserlerinde gözlemin, mizahın ve yerginin önemli bir yeri var. Büyük şehrin düzensiz ve çelişkilerle dolu yapısını, görgüsüzlüğünü, bilgisizliğini yansıtan öyküleriyle, oyunlarıyla tanınmış. Önce Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş, sonra Almanya'da Heidelberg Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı'ndan mezun olmuş, Max Reinhardt Tiyatro Enstitüsü'nde eğitim görmüş ve birçok üniversitemizde de tiyatro dersleri vermiş. Skeçleri, öyküleri, oyunları, kabareleri, hicivleri, senaryoları, fıkra ve köşe yazısı türlerinde yazmış. Ve çok önemli bir tiyatroyu, Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurmuş. Bizim tiyatroyu, Tef Kabare'yi. Küçük dergiyi çıkarmış sonra. Öyküleri ve yazıları Yedi Günde, Ülkü, Yücel Varlık, Küçük Dergi ve Yeni İnsan dergilerinde yayınlanmış. Tercüman ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar yazmış. Deve Kuşu'na Mektuplar başlığıyla fıkralar yazmış. Mış diyorum çünkü yaşıma bakmayın, ben o yıllarda daha çocuktum. Hala çocuğum, gencim ama yine o yıllardan söz ederken mış diye söz etmekte yarar var sanıyorum. Keşanlı Ali adlı epik oyunuyla dünya çapında ün kazanmış. 1964 yılında Atıf Yılmaz tarafından sinemaya aktarılmış oyun ve birçok ödül kazanmış. Sonra Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, 12'ye Bir Var, Sancho'nun Sabah Yürüyüşü, Konçinalar, Yalıda Sabah Tuş, Yaşasın Demokrasi gibi önemli öyküleri var. Oyunlarına gelince Keşanlı Ali Destanı. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Fazilet Eczanesi, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Huzur Çıkmazı, Dışarıdakiler, Lütfen Dokunmayın, Eşeğin Gölgesi, Ay Işığında Şamata ve daha birçok oyunu var. Ve bunlardan en önemli oyunlarından ikisinde, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, pardon, üçünde benim çok büyük emeğim oldu. Benim emeğim oldu derken şöyle, pardon, bu oyunlarla ilgili çok büyük bir çalışma içine girdim. Çünkü okuldan mezuniyet tezim benim Haldun Taner'in 3 oyununda taşlamaya hedef olan karakterler idi. Tezim Haldun Taner'di yani. Onun için de Haldun Taner'in benim için çok ayrı bir yeri var Türk tiyatrosunda. Kabare türünü başlatan, belki de ilk başlatan, hatta onun önünden sonra da yok oldu biliyorsunuz, kabare tiyatrosu diye bir şey kalmadı maalesef. Başlatan ve bitiren kişi de söz edebiliriz bir anlamda Haldun Taner'den. Ve gelelim Haldun Taner'in çok sevdiğimi söylediğim Sersem Kurnaz Karısı, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyununa. Bugünkü sürprizim o olacak. Yani daha doğrusu sürpriz demeyelim de o oyundan söz edeceğim size biraz. 1823-1891 yılları arasında yaşamış büyük devlet adamı, diplomat, oyun yazarı ve çevirmen Ahmet Vefik Paşa, Bursa valisi o zamanın. Karakterinin de önemli kişilerinden olduğu oyun bir bakıma tiyatro içinde tiyatro. Bir taraftan seyirci olarak bizler asıl oyunu, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı'nı izlerken, diğer taraftan da çoğu gayrimüslimlerden, Ermenilerden, Yahudilerden oluşan amatör bir tiyatro grubu bir başka oyunun provasını yapmaktadır. Batı tipi tiyatronun ilk örneklerini vermeye çabasında olan bu toplulukta,
1843-1903 yılları arasında yaşamış tiyatro sanatçısı ve yönetmen Thomas Fasulyecyan'la Tuluat Tiyatrosu'nun kurucularından, 1854-1924 yıllarında yaşamış ünlü orta oyunu sanatçısı Küçük İsmail de yer almaktadır. Onlarla birlikte ayakta kalma mücadelesi veren gönüllü oyuncular büyük bir özveriyle çalışmalarına rağmen tiyatronun işleri hiç iyi gitmemektedir maalesef. Öyle ki gün gelir akşam yiyecek ekmekleri bile kalmaz. Özellikle de maaşını alamayan tiyatro kahvecisinin işini bırakması acı tabloyu gözler önüne sermesi bakımından oldukça düşündürücüdür. Halbuki bugün öyle mi? Değil, değil mi? Tiyatrocular maalesef her dönemde sefalet çekmişler. Haldun Taner bu zor şartlarda çalışan tiyatrocular için öyle bir söz yazmıştır ki kumpanya sahibi Fasulyecyan'a. Burada tekrarlamadan geçmek istemiyorum. Oyuncular açtır, perişandır, paralarını alamamışlardır. Kahveci çayları getirmemektedir, parasını alamadığı için şikayet etmektedir. Çok kötü bir ortam. Düşünebiliyor musunuz? Yani oturmuşlar, yapacak hiçbir şeyleri yok. Sefil, perişan vaziyette ve Fasulyecyan tiyatronun sahibi, patronu olarak onları ayakta tutabilmek için onlara moral vermek durumunda. Ve şöyle bir söz çıkar ağzından. Açlık silir gelir, insanı yaratıcı yapar. Bu benim unutamayacağım bir söz. Yani açlık sinir gerer, insanı yaratıcı yapar. Unutulmayacak bir söz bence. Türk tiyatrosunda söylenmiş sözlerin içinde. Çok acı ama maalesef gerçek. Evet, ben konuşuyorum galiba. Sizi dinlemekten o kadar keyif alıyoruz ki bize çok güzel bilgiler verdiniz. Hem kendi kariyerinizden, o dev kariyerinizden, İzmir Tiyatrosu'nun dünden bugüne nerelere geldiğinden, Kantocu'dan, Haldun Taner'den çok değerli bilgiler verdiniz. Ancak hocam maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gerçekten ben çok teşekkür ediyorum sizle. Sizle sohbet etmek benim için de çok keyif oldu. Eminim Benim sanatseverler üzerimde. de çok keyif almışlardır. Eminim O zaman sanatseverlerimiz de çok sevmişlerdir. Ben ekleyeceğiniz şeyler var mı hocam? Valla ben asıl şeye geleyim o zaman. Bu oyunun Evet, lütfen. sonunda üçüncü perdesinde, yani o tiyatro tarihinin üç ayrı dönemini anlatan bu oyunun sonunda Ahmet Vefik Paşa tiyatronun son bölümünde Tuluat Tiyatrosu olarak oynarlar oyunu. Önce Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Kıskanç Herif adıyla oynanmaktadır. Birinci bölümde batılı anlamda tiyatronun bir örneği. Daha sonra ikinci perdede Ahmet Vefik Paşa tarafından değiştirilmiş haliyle ve çalıştırılmasıyla Yorgaki Dandini adıyla çalışılmış eser. Oyunun geçtiği yer Paris'ten İstanbul'a getirilmiş. Üçüncü perdesinde ise bu kez tiyatro Küçük İsmail'e ait ve Küçük İsmail Tuluat Tiyatrosu örneği olarak oynamış Sersem Kocanın Kurnaz Karısı'nda. Oyun bu sefer yine kabuk değiştirmiş. O şekilde oynanıyor. Vefik Paşa gelip oyunu izliyor. Şöyle bir laf ediyor. Doğru yol garbi ne taklit ne de adapte. Doğru yol galiba Türk insanından, Türk şartlarından, Türk mevzularından hareket edip hem öz hem biçim bakımından bir Türk tiyatrosuna varmak. Biz ancak bu kadarını yaptık. Bundan ötesini de gelecek nesiller başarsın artık. Büyük tiyatro yazarımız Haldun Taner işte Paşa'nın bu sözlerinden sonra Thomas Fasulyecyan karakterine yazdığı tiratla tiyatromuza damgasını vurmuş. O bahsettiğim tirat bu işte. Evet öyle dedi paşamız ve o geceden 6 ay sonra da sizlere ömür mefat oldu. Artık ne Sevroş Suflör var, ne Uyanık Ahmet Fehim, ne Hazır Cevap Küçük İsmail, Dalgacı Holaz, Şık ve Zarif Granuş, Virginia Zagatyan, Satenik ve kulunuz Thomas Fasulyecyan da dünya değiştirdik. Bizim de toprağımız bol olsun. Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş sada olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gideriz. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız. Görüyorum. Hepiniz gardıroba koşmaya hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak.
Ama tiyatro işte o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Saten'in bir şarkısı şu perdelerden birine takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervazan silmiştir. Kranuş'la Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerden birinin yırtığına sığmıştır. İşte bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerden çıkar, birer fısıltı halinde gene sahneye dökülürler. Artık kendimiz yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır durur sabaha kadar. Gün ağrır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır. Perde! Evet, bu kadar. Hocam ağzınıza, yüreğinize, kalbinize sağlık. Gerçekten çok Teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Sanatseverler de sizleri tanıdığı için eminim çok mutlu oldular. Çünkü böylesine değerli bir sanatçıyı, böylesine değerli bir kariyeri şu anda telefonlarından, tabletlerinden izliyorlar. Sizi tanıdılar. Sizin bugüne kadar verdiğiniz emekleri gördüler. İzmir Devlet Tiyatrosu'na, Adana Devlet Tiyatrosu'na keza. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Sanat Cep'te programımız üzerinden yaptığımız bu yayınımıza katıldığınız için gerçekten çok 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 teşekkürler. Ben de teşekkür Değerli ediyorum. sanatseverler, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sanat Cep'te uygulamasının Instagram hesabından yaptığımız bugünkü canlı yayının sonuna geliyoruz. Yarın gene bugün saat 4'te gene çok değerli bir sanatçı arkadaşımız bizle beraber olacak. Alpay Ulusoy, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu bizle beraber olacak. Ancak ben sözlerime son vermeden önce son sözü değerli hocam İbrahim Raci Öksüz'e veriyorum. Buyurun hocam. Umarım normalleşme sürecine bir an önce gireriz. Ve umarım seyircilerimizle tekrar 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 birlikte oluruz. O günlerin özlemiyle herkese sağlıklı kalın, evde kalın diyorum. Teşekkürler. Değerli sanatseverler, ben Oğuz Sırmalı, Devlet Opera ve Balesi sanatçısı ve genel koordinatörü, hepinize hoşça kalın diyoruz. Lütfen sağlıkla kalın, sağlıkta kalın, evinizde kalın ama en önemlisi sanatla ve huzurla kalın. Hoşça kalın.